Sağ olun efendim. Şimdi söz sırası Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Meral Daniş Beştaş. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yalnız 3 dakika sınırlamanızı kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu bir teamüldür. Yani en azından geçmiş dönemde asgari 5 dakika, çok daha uzun sürelerde konuşuyorduk. Umarım Meclis Başkan Vekili olarak ilk günden sözlerimizi kısmazsınız. 3 dakikada mikrofon kapandı demezsiniz. Bunu iletmiş olayım. Bugün Dünya Mülteciler Günü, 20 Haziran günü. Ne hatırlatıyor? Savaşlar, çatışmalar ve artan yoksulluk nedeniyle göç dalgası büyürken milyonlarca mülteci siyasetin geri gönderme tartışmaları arasında sıkışmış durumda. Milyonlarca insan bu kıskacın arasında yaşam mücadelesi veriyor. Teknelerde, botlarda yitip giden hayatlar, ırkçı saldırıların hedefi olup yaşam mücadelesi veren, istismar mağduru olup hayatın dışına itilen, ucuz iş gücüyle emeği sömürülen milyonlarca mülteci için farkındalık çalışması oldukça önemli. Bu derin bir insan hakları sorunu. Onlara bu gözle bakmak zorundayız. Devlet politikalarının esiri ve savaşın mağduru olan mülteciler, sığınmacılar için hak temelli yaklaşım ve güvenli bir yaşam sunmak tüm insanlık ailesinin görevidir. Asgari ücret bugün açıklandı. 11.402 lira. Bu rakamı kabul etmiyoruz. Bu bir sefalet ücretidir. Ülkede çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor ve maalesef bu parayla milyonlarca yurttaş açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiş oluyor. Yoksulluk sınırı 34 bin lira sınırında. Bir ailede anne ve baba çekirdek ailede yaşasa bile yoksulluk sınırının altında kalıyor. Biz Yeşil Sol Parti olarak en azından 16.250 lira olması gerektiği yönündeki görüşümüzü dün paylaşmıştık evvelki haftada kamuoyuyla. Her emekçiye ücretçe bir, insanca bir ücret diyoruz ve açık. Evet, bir dakika ilave ediyorum. Buyurun başkanım. AKP-MHP iktidarı Türkiye'yi bir asgari ücret ülkesine dönüştürmüş durumda. Bunu kabul etmiyoruz. Serhat Kültür ve Sanat Derneği'nin organizasyonunda Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde bugün oynanması planlanan Şanoya Van Haylo Dissa Tevlehev bu oyunu Tatvan Kaymakamlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Dernek buna ilişkin yaptığı açıklamada bu yasak Kürt halkına getirilmiş bir yasaktır. Karşılaştığımız bu ve buna benzer yasaklar tarafımızca yok hükmündedir. Bu yasak ve sansürler karşısında hangi koşulda olursa olsun dilimizi ve kültürümüzü temsil etmeyi, sanatımızı icra etmeyi sürdüreceğiz dediler. Evet, yasaklamalar maalesef yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyor. Kürt diline, kültürüne yönelik yasakları asla kabul etmedik. Dilimizi kullanmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Dilimizle sanat yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Başkan, bugün diş hekimi... Teşekkür ediyorum değerli başkanım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili... İki konu daha var. Zaten uzatmak gibi bir derdimiz yok. Ve bu teamülü yıllardır, on yıllardır bu meclis sürdürüyor. Yani ilk günden bunu yapmayın derim. Yani akşam meclis başkanıyla da toplantımız var. Bunu özellikle de söyleyeceğiz. Ben konuyu anladım. Bu konuyla ilgili yarın isterseniz bugün adaletli bir uygulama, herkese eşit yaptım. Size de eşit davranayım. Yarın onlara da verin. Teşekkür edelim. Olur mu? Onlara da verin. Ben izin verirseniz herkese aynısını verdim. Yani eğer başkan vekilleri desteklemiyorsa söylesinler, buyursunlar. Bugünkü uygulamamız bu şekilde, yarın bunu tekrar değerlendireceğiz. Sayın Başkan şunu söyleyeyim. Hukuksuzlukta eşitlenmeyelim. Hukukta eşitlenelim. Efendim, onlara da sözü verin lütfen. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkan teşekkür etmek istiyorum ama etmeyeceğim. Çünkü bu tutumunuz kesinlikle demokratik değil. Evet. Ve ilk günden gerilimi biz de istemiyoruz. Onu söylemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Burcu Köksal. Buyurun efendim, 2 dakika süreniz. Sayın Başkan,
Öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir. Muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Maalesef ekonomik veriler ülkemizde her geçen gün bozulmakta. Halkımızın yaşam standardı düşmekte. Türk İş Mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10.362 lira olarak açıklandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 33.752 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 13.439 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %2.23 artarken son 12 ay itibariyle artış oranı %72.18 oldu. Tüm bu maliyetler dikkate alındığında asgari ücretin de en az 15 bin lira olması gerekirken doğrudan 7 milyon dolaylı olarak da tüm çalışanları etkileyen asgari ücret 11.402 lira olarak açıklandı. Bu ne demek? Asgari ücretlinin yoksulluk sınırında, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi demek. Öte yandan duyunu umumiye hükümetinde zamlar yağmur gibi yağarken bu zamlardan bakliyat ürünleri de nasibini alıyor. Dar gelirli vatandaş et yemeyi unuttu. Bir takım bakliyat ürünlerinden zaten çoktan vazgeçti. Elinde birkaç tane bakliyat ürünü kalmıştı. Onlardan da pirinç, artık ateş var. Bir dakika ilave ediyorum. Buyurun başkanım. Bazı marketlerde 2,5 kilogram pirinç 199 lirayı görmüş durumda. Şimdi önümüz Kurban Bayramı. Emeklinin bayramda 2000 liralık bayram ikramiyesiyle ancak bir küçük baş kurbanın dörtte birini kesebileceği ortada. Emekli bu bayram ikramiyesiyle ne bayram alışverişini rahatça yapabilecek ne de torunlarına istediği gibi harçlık verebilecek. 2000 liralık bayram ikramiyesinin emekliye bayram yaşatmayacağı ortada. Biz iktidara gelseydik asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verecektik. Ancak vatandaş bize ana muhalefet görevi verdi. Şimdi ben biliyorum ki AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş emekliler de bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında olmasını isterler. Onun için gelin bu bayram emeklinin yüzünü güldürelim. Bayram ikramiyesini asgari ücret tutarına çıkaralım. Diğer teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yani 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkan vekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün daha ilk nöbetinizde tuttunuz 2 dakika dediniz, artı 1 dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var. Gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu mecliste bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu insanlar bize gelip burada kendilerini temsil etme, sorunlarını çözmek adına yetki verdi. Bu yetki adına da bütün grup başkan vekillerimiz de benimle hemfikirdir. Lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin. Bu yanlış bir uygulama. 3 dakikayla kimse hiçbir şey anlatamaz burada. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni bir değerlendirme yapacağımı bilmenizi isterim. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, buyurun efendim. Süreniz 2 dakika.